silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında İstiklal Marşımızı okumak. Ben merhum Hatice ve Faik Mükte evlatları. Çok değerli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok değerli misafirler. Ben İsmail Mükte şahsında Mükte ailesinin tüm fertlerini... Konya kardeşliğine de büyük bir katkısı olacak olan bu eser. İnşallah. Bugün büyük bir anlam taşıyan bir anı paylaşmak için toplandık. Hep birlikte Hatice ve Faik Mükte Aile Sağlığı Merkezi'nin anısını yaşatacak olan bu sağlık merkezinin açılışını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu sağlık merkezi sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda değerlerimizin, ailemizin ve toplumumuza katkılarımızın bir simgesidir. Babam Faik ve annem Hatice Nükte 67 yıl boyunca birbirlerine duydukları derin sevgi ve saygıyı çocuklarına, torunlarına da miras bırakmışlardır. Geçtiğimiz yıl babamın vefatının ardından annem onu yalnız bırakmayarak 42 gün sonra vefat etmesi hayatların ne kadar birbirine bağlı olduğunu bir kez daha gözlerine sermiştir. Evlatlar olarak bizler bu büyük kaybın ardından onlara olan minnettarlığımızı ifade etmek ve onların değerli anılarını yaşatmak için bir adım attık. Onlara duyduğumuz sevgiyi, saygıyı ve topluma olan katkılarını unutulmaması adına bu aile sağlığı merkezini şehrimize vakfetmeye karar verdik. Verilen karar neticesinde ilçemize aile sağlığı merkezinin kazanılmasında arsa tahsis eden Karatay Belediyesi Başkanımız Sayın Hasan Kılca Bey'e, ilgi ve alakalarından dolayı İl Sağlık Müdürümüz Sayın Mehmet Koç Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İlimize kazandırılan bu güzide sağlık tesisinin yıllar boyu halkımız hizmet edeceği ve halk sağlığı anlamında bölgemizde eksikliği gidereceği aşikardır. Aile sağlığı merkezimizin arazisini tahsis eden Karatay Belediyesi nezdinde Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca Beyefendi'ye, kuruluş aşamasında her türlü desteği sunan İl Sağlık Müdürümüz nezdinde Sayın Hocamız Profesör Doktor Mehmet Koç Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağlık yatırımlarında Konya modeli gerçekten çok büyük bir model oldu ve yüzlerce sağlık tesisimizi bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimiz birlikteliğiyle Konya'mıza kazandırdık. Bugün bu çok nadide, güzide bir eseri de bu halkamıza dahil ediyoruz. Ben merhum Hatice ve Faik Mükte evlatlarına ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. İsmail Bey'le çok yakın bu süreçte iletişim kurduk. Adeta bir ev yapma titizliğiyle, kendi evini yapar titizliğiyle işin her aşamasında sahip çıktılar. Ve gerçekten Türkiye'ye örnek bir eser ortaya çıktı. Bakanlığımızın politikalarına göre nüfus, aile hekimliği birimi başına düşen nüfus sayısı 3000'in altına indirilmeye çalışılıyor şu anda. Ve biz Konya olarak buna en hazır iliz. Bu bakanlığımız, hayırseverlerimiz ve belediyelerimizin katkılarıyla en hazır iliz. Ve tabii şu anki buraya taşınan aile sağlığı merkezimiz 5 birimli ve apartman altında ışık görmeyen odalarda hizmet vermekteydi. Oradan böyle 5 yıldızlı bir yere taşındılar. Ve yaklaşık 25 bin nüfusa hizmet edecek bir alanda burayı planladık. Ve inşallah yeni 6. 7. 8. hekimlerimiz kısa sürede burada hizmet vermeye başlayacaklar. Ben gerçekten bu güzel eseri kazandıran ailemize çok çok en kalbi teşekkürlerimi bakanlığımız adına da sunuyorum. Rabbim geride kalanlarına sağlık, afiyet versin. Hatice ve Faik Nükte anne ve babamıza da mekanı cennet olsun diyorum. Ve inşallah bu eserlerle birlikte Konya'mız Türkiye'ye model olmaya devam ediyor. Tabii sağlıklı insan sağlıklı gelecek demektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla devlet, millet, belediyeler el ele vererek bu güzel tesisleri açıyoruz, açmaya devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak sadece yol, su ve diğer insanımızı hayatını kolaylaştırıcı hizmetler değil, bu tür tesislerin açılmasına da destek veriyoruz.
okullar yapıyoruz. Yine bilim merkezi, bilim sanat atölyesi, yine meslek edindirme kursları, karakollar ve sağlık ocaklarıyla da halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Burada alanını tahsis ettiğimiz bu tesisimizde hayırseverimiz tarafından yapımı tamamlanan ve bugün açtığımız bu merkez, bu bölgedeki Çimenlik mahallemizdeki vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek inşallah. Tabii Peygamber Efendimiz 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetinin bilinmesini istiyor. Bunlardan birisi de bildiğiniz gibi sağlık. Bu sağlıkla ilgili ilçemizde çok güzel örnekler oluyor. Müdürüm bahsetti. Hayırseverlerimiz, biz, devletimiz başta olmak üzere birçok konuda hayatı kolaylaştırıyoruz. Özellikle Karatay artık sağlık üssü olma yolunda ilerliyor. Şehir hastanemizin bölgeye kazandırılmasıyla başlayan bu süreçte birinci basamak sağlık tesisleriyle de bu süslenmiş oluyor. Kıymetli misafirlerimiz, daha önce biliyorsunuz Nakiboğlu'nda şehit uzman doktor Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezimizi hayata geçirmiştik. Yine Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezimizi yapmıştık. Karakulak mahallemizde Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezimizi, yine Hayroğlu mahallemizde sağlık evimizi inşa etmiştik. Yine bugün işte Hatice Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezimizi hayırseverimizle birlikte ilçemize kazandırmış olduk. Yine Sıdıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezimizin de inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Bunun yanında Karatay Birnoğlu Fahriye Yaşar Oğuz 112 Aile Acil Sağlık Hizmetleri istasyonumuz ve bunun gibi devam eden sağlık merkezlerimiz. 5,5 yılda birçok sağlık merkezini hizmete açtık ve Sağlık Müdürlüğümüze buradan teşekkür ediyorum. Çok önem veriyor birinci basamak sağlık merkezlerine. Bu vesileyle halkımız sağlığı ayağında, sağlık hizmetini ayağına götürmüş oluyoruz. Saygıdeğer misafirler, hayırseverimiz, hemşehrimiz İsmail Nükte'nin yapımını üstlendiği Hatice Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi sadaka-i cariye olacak inşallah. İlelebet onların sevaphanesi hiç kapanmamış olacak. Bu vesileyle ben Nükte ailemize, onların kıymetli evlatlarına hasreten içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyorum. 8 hekim odamız var burada. 8 sağlık çalışanı odası, aşılama odası, bebek bakım odası, gebe izleme odası, tıbbi müdahale odaları, laboratuvar ve eğitim toplantı odaları, otoparkı, bay bayan mescidi, sosyal alanlardan oluşan bu tesis örnek bir tesis oldu. İlçemize çok yakıştı. Sağlık merkezimizin açılmasıyla birlikte vatandaşlarımız buradan doğrudan ilk basamak sağlık hizmetlerini almış olacaklar. Ben tekrardan bu tesisin yapımında büyük emeği olan başta İsmail Nükte aile abimiz olmak üzere Nükte ailesinin her bir ferdine içtenlikle teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin diyorum ve nice hayırlara diyorum. Buraya bu soğuk günde içimizi ısıtan bu tesisin açılmasına katılmanızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Ben İsmail Nükte şahsında Nükte ailesinin tüm fertlerini bu güzel eser, bu hayırlı eserden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin. İşte bu sağlık ocağı ayakta durduğu müddetçe insanlar ölse de hayırlarıyla anılmaya, hayırlarıyla yaşamaya devam edecektir. Bu tür örneklerin şehrimizde bolca olduğunu biliyoruz. İl Sağlık Müdürümüz de bahsettiler. Konyalı hayırsever, Konya'nın dört bir tarafını sağlık ocaklarıyla, okullarla, camilerle donatır, donatmasını bilir. Devletimize fazla yük olmadan bu tür hayır işleriyle devlete katkıda bulunur. Konya kardeşliğine de büyük bir katkısı olacak olan bu eser, İnşallah yeni örnekleriyle birlikte çoğalarak bu tür eserler devam etsin diyorum. Tekrar sözlerimin sonunda Nükte ailesinin tüm fertlerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Yaptıkları hayır ebediyete kadar anılacak, ebediyete kadar insanlığa hizmet edecek. Büyüklerimize Rabbim'den rahmet diliyoruz. Mekanlar cennet olsun. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi sadece senden yardım istiyoruz.
Yardıma muhtaç olanlara bizi muhtaç. Rabbim bu eserin insanlığa hizmet yolunda hayırlı hizmetlere vesile olmasını nasip eylesin. İsimleri veren hayırseverlerin de, verilen hayırseverlerin de inşallah ruhlarını haberdar eylesin diyorum. Ya Allah, bismillah. Müdahale ediliyor. Daha sonra ejeksiyon pansiyonlarımız da burada yapılıyor. Tıbbi girişimlerimiz bu odada oluyor. Burası da hemşire odası abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Evet hocam, hayırlı olsun. Ya yeni bölümler açacağız, yeni doktorlar. Sağlık ocaklarında böyle bir yer yok genelde. Merhaba Çağrı Bey, nasılsınız? Abi ne yapayım? Aslında bekliyorsun.